İnsan işi bilince şöyle arkasına yaslanıyor ve kahvesini büyük bir keyifle yudumluyor arkadaşlar. Eminim ki sizler de öyle yapıyorsunuz. Hayır hayır, doların yükselmesinden mutlu olduğumuz falan yok elbette. Ama her zaman küçük yatırımcı yanılacak değil ya, biraz da diğerleri düşünsünler, değil mi? Bugüne kadar kendi ceplerini, kendi siyasi bekalarını düşünerek sürekli olarak küçük yatırımcıyı ve vatandaşı terste bırakanlar bugün oturup bir kez daha düşünsünler biz nerede hata yapıyoruz diye. Ve bunun sonrasında da doların geldiği bu nokta ve bundan sonra gidebileceği noktayı bir kez daha düşünüp Türkiye'yi biz acaba ne hale getirdik? Türkiye neden bu kadar ithalat bağımlısı ve bu ithalat bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz? Bizim neden orta gelirlimiz iyice fakirleşti, yoksullaştı? Bu yoksulluktan kendi vatandaşımızı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başlarlar umarım. Düşünmezlerse ne mi olur? Dolar her iki senede bir bu şekilde yükselmeye devam eder. Her iki senede bir devalüasyonist ataklar yapar. Ve her iki senede bir insanlarımız biraz daha fakirleşmeye devam eder. Satın alma güçleri biraz daha düşer. Ve Türkiye ekonomisi işin içinden çıkamayacağı bir ekonomik krize emin adımlarla sürüklenir. Üstelik her iki senede bir. Bakın 2018 Ağustos ayında biz bir kur şoku yaşadık. 3,5 liradan 7 liraya, hatta 8 liraya giden bir dolar gördük. Sonrasında bizimkiler neyle övündüler? Cari fazla verdik diye. Bu arada şirketler battı, hayat pahalılığı oluştu, yoksulluk patladı. Ama bizimkiler neyle övündü? Cari açığı kurtardık, artı verdik diye. Bugün gelinen noktadaki cari açık 2018 Ağustos öncesinden çok daha kritik bir seviyede arkadaşlar. Ve doların patlamama ihtimali yok. Ve 7.80 seviyesi, bugün gördüğünüz seviye aslında doların patlamış hali falan değil. Sağda solda görüyorsunuz. Ben hiç atmıyorum bile o başlıkları. Dolar rekor üzerine rekor kırıyor. Normal, dolar zaten bundan sonra her yükselişinde bir rekor denemesi yapmış olacak. Doların bu ufak yükselişlerini ben kale bile almıyorum arkadaşlar. Ben doların bundan sonra 8.20'ye 9'a gitmesini de çok fazla kale almıyorum. Eğer öyle bir tabloyla karşılaşırsak bu dengeli bir yükseliştir. Takdir etmek gerekiyor. Bu cari açık koşullarında doların artık kademeli yükselişi hayalden başka bir şey değildir arkadaşlar. Çok yakın zaman içerisinde devalüasyonist bir etki göreceğiz. 14-15 liralara giden bir dolar kuru göreceğiz. Tabi buna bağlı olarak euronun da 16-20 aralığında bir noktada olduğunu, sterlinin 20 liranın üzerinde olduğunu göreceğiz. Artık iyiden iyiye döviz cephesi koptu gidiyor. Peki altında ne olacak? Altın kuru yükselişine bağlı olarak yükselecek ama sanıyor musunuz ki siz dünyada da işler iyi gidiyor, riskler artmıyor. Altında da dramatik yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Sakın birilerinin teknelerine binip büyük zararlarla karşı karşıya kalmayın. Altın son geri çekilmelerini yaşadı, kendisine bir hacim yarattı ve bu hacimle birlikte çok hızlı bir şekilde 2500 dolara emin adımlarla ilerleyecek. Önce 2100, sonra 2300 ve sonrasında 2500'ü hedefleyen bir altın ons değeri göreceğiz. Arada dalgalanmalar olmayacak mı? Elbette olacak. Ama sonuç itibariyle altının onsunun çok net bir şekilde yükseldiğini hepiniz göreceksiniz. Keza dolarda da devalüasyonist bir etki olduğunu göreceksiniz. Onun için bu yükselişlerin çok büyük bir yükseliş olduğunu bile düşünmüyorum. Haklı çıktık mı? Çıktık. 7.80'e geleceğini söylediğimizde haklı çıktık mı? Çıktık. 6.80'e geleceğini söylediğimizde haklı çıktık mı? Çıktık. 5.80'e geleceğini söylediğimizde haklı çıktık mı? Çıktık. Her seferinde bu doların yükseliş eğiliminde olduğunu ve bunu durdurulamayacağını söyledik. Haklı çıktık. Türk lirasının rekabetçi bir seviyede olmadığını söyledik. Haklı çıktık. Bundan sonra da haklı çıkmaya devam edeceğiz sevgili dostlarım. Uzun bir giriş oldu. Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Rakamları da konuşacağız. Bugün gelişmeleri de bakacağız. Bakın, dünyadaki riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Azerbaycan'la Ermenistan birbirine girmiş durumda. Hatta Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi. Savaş hali ilan edildi. Türkiye Azerbaycan'a açıktan destek verdiğini açıklıyor. Rusya açıktan Ermenistan'a destek veriyor. Bir kez daha Suriye'de olduğu gibi Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelmiş durumda. Öbür taraftan Amerika ile Çin gerilimi her geçen gün biraz daha artıyor. Amerika, Çin tamam barıştı, TikTok sorunu çözüldü falan derken bir bakıyorsunuz bambaşka bir yerden bir şey fırtlayıveriyor. Dünyadaki riskler de hızla artmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli riski ne? Pandemi riski. Pandemi nedeniyle 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki sene 1 milyon kişinin daha hayatını kaybedebileceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyuruldu. 2 milyon kişiyi geçebilir ölen sayısı deniyor. Bu şu demek.
demek arkadaşlar? Aynı geçen senenin sıcaklığında, büyüklüğünde, hatta belki onu geçen oranlarda bir ikinci dalga etkisiyle karşı karşıya kalacağız. İkinci dalga etkisi gündeme geldiğinde bütün dünya ekonomileri küçülecek. Bütün dünya ekonomileri. Yani sadece Amerika, Avrupa değil, gelişmekte olan ülke ekonomileri, Asya ekonomileri, Orta Doğu ekonomileri hepsi küçülecek. Hepsi içlerine kapanacak ve ülkeler birbirlerine gardlarını alacaklar. Bu koşullar içerisinde ekonominin büyümesini beklemek dünyanın en büyük saflığı olur arkadaşlar. Dünya ekonomisi hızla daralmaya devam edecek. Türkiye eğer ki parasını devalüe etmez ise, Türk lirasını olması gereken değerlerin bile üzerine çıkartmazsa, rekabetçi Türk lirası dedikleri bu çünkü, yani 14-15 diyoruz ama belki Türk lirasının rekabetçi olabilmesi için 20 liraların bile üzerine çıkması gerekecek dünyanın bu koşulları içerisinde. O noktalara çıkmaz ise büyük ihtimalle arkadaşlar bizim ihracatımız daha da azalacak, ithalatımız daha da artacak, cari açık kontrol edilemez bir noktaya gelecek ve ekonomide büyük bir yıkıma uğrayacak. Bunu engellemek için Türk lirası acilen değersiz hale getirilmek zorunda arkadaşlar. Onun için devalüasyonist etkiden bahsediyoruz zaten. Bir başka önemli konu, New York Times'ın bir haberi var ki bence Amerika'daki 3 Kasım seçimlerinin kaderini çok ciddi etkileyebilecek bir haber bu. Trump'ın 2016 yılından önceki 10 yılda hiç vergi ödemediği, bakın bir kuruş bile vergi ödemediği ile ilgili bir haber yapıldı New York Times tarafından. Şimdi bu haber çok kritik bir haber arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz Amerika'nın en önemli suç figürlerinden birisi Al Capone'du. Ama Al Capone'un ne katil olduğu için, ne mafya babası olduğu için, ne içki kaçırdığı için, ne de diğer suçlarından dolayı devlet yakalayabildi. Al Capone'u hapsetmelerinin altında ne vardı biliyor musunuz? Vergi kaçakçılığı. Ha, Trump vergi kaçakçılığı yapmamış, vergiden kaçınmış. Hani bir dönem bizimkilerin de söylediği gibi vergiden kaçınmış. Mesela bir saç yaptırmış kendisine, ona 70 bin dolar ödemiş falan. Vergiden kaçındığı için suç unsuru teşkil etmiyor Trump'ın durumu. Ama Amerikan vatandaşına bunu anlatamazsın. Amerikan vatandaşının en hassas noktalarından birisi vergidir. Ben vergimi ödüyorum. Ülkenin başkanı olacak adam, son 4 yıl 5 yıl içerisinde ülkenin başkanlığını yürüten adam, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde vergi ödememiş. 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödemiş diye oy vereceği varsa da vermez. Hani o Amerika'nın muhafazakar olan, cumhuriyetçi olan belli bir yaş üstü bu vergi haberiyle birlikte emin olun Trump oy vermekten vazgeçecek arkadaşlar. Bu Biden'ın elini korkunç güçlendiriyor ve Biden'ın seçilme ihtimalini daha da arttırıyor. Öbür taraftan Obamacare var biliyorsunuz. Obama uzun yıllar sağlık sistemini düzeltmek için uğraştı ve bir kısmını da düzeltti. Yani önemli bir kesimin düşük sigorta bedelleriyle sağlık ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı. Diyor ki Biden, Trump yeni anayasa başkanını atayarak bu yasanın kadükleşmesini sağlayacak. Bu yasayı ortadan kaldırmaya çalışacak ve 20 milyon kişi bu işten mağdur olacak diyor. Bence bu anlamda da yine Trump büyük ölçekte oy kaybedecek gibi görünüyor. Neden bunları söylüyorum? Biden geldiğinde büyük bir politika değişikliği gidilecek Amerika tarafından. Devlet kurumsallığı ve devlet politikalarına Biden geri dönecek. Trump gibi bir politika izlemeyecek. Trump daha farklı, daha kendine münhasır bir politika izledi ve Amerika'nın kurumsal kimliğiyle hiç de ilgili değildi yaklaşımları. Bu da epey bir eleştiriliyordu zaten. Biden tekrar o kurumsal ayağa geri dönecek. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Biraz bunu da açalım. Mesela KATSA yaptırımlarının uygulanmasını acilen devreye sokabilir bir. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye baskılar artabilir. 2. Türkiye'nin Orta Doğu politikaları, Suriye politikaları ile ilgili ciddi yaptırımlar gelebilir. 3. Avrupa Birliği Biden ilişkileri daha sıkı fıkı olabilir ve bunun sonrasında Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye sert yaptırımlar gelebilir. 4. Bunun gibi bir yeni şeyden bahsedebiliriz. Dolayısıyla Biden'ın gelmesi Türkiye açısından büyük bir risk. Ha, Biden seçilene kadar Türkiye acaba bir makas değişikliğine gidip ufak ufak Biden'a yaklaşabilir mi? Bence bu koşullarda çok zor arkadaşlar. Büyük ihtimalle Biden Türkiye'ye çok mesafeli davranacak, Trump gibi anılmak istemediği için. Bakın Halk Bankası davası, zarraf meselesi, bütün bu konularda bile Biden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmakla ilgili önemli adımlar atabilir. Peki bunlar ne anlama geliyor Türkiye'nin
Türkiye'nin borçlanma sorunu vardı. Bu sorunun daha da artması anlamına geliyor. Türkiye'nin CDS'lerinin daha da artması anlamına geliyor. Çünkü büyük bir risk doğurur böyle bir durum. Türkiye'nin swap anlaşmalarından tamamen kopması anlamına geliyor. Ve tabii ki dolar krizinin de artması anlamına geliyor. Yani dolar sıkıntısının artması anlamına geliyor. Dolara olan ihtiyaç nedeniyle dolar fiyatlarının daha da kontrolsüzce yükselmesi anlamına geliyor. Eğer 3 Kasım'a kadar idare etmeyi başarırlarsa, ki bana göre çok zor, büyük ihtimalle o döneme kadar kur çoktan 14-15 liraları bulacak bu gidişle. Ama idare etmeyi başarırlarsa ve 3 Kasım'dan sonra Biden seçilirse arkadaşlar, İşte o zaman düğmeye basılır ve dolar kuru kontrolsüz bir şekilde yükselir. Nerede duracağını da Allah bilir açıkçası. Hem Merkez Bankası'nın faiz arttırımı hem de BDDK'nın uygulamaları ilginçti. Pek çok kişi doğru düzgün yorumlamadığı için Merkez Bankası'nın faiz arttırımını dolar üzerinde bir baskı olarak değerlendirdi. Oysa Merkez Bankası aleni bir şekilde biz cari açığı önceliyoruz. Bu nedenle de doları ve enflasyonu ikinci plana ittik dedi. Açıklamayı doğru düzgün okumuş olsalardı bu sonucu rahatlıkla çıkartırlardı. Nitekim sonrasında da dolar yükseliş eğilimini devam ettirdi. Bugün de 7.82 seviyesine kadar yükseldi. Öbür taraftan arkadaşlar BDDK biliyorsunuz cuma günü yurt dışındaki türev işlemlerle ilgili bir karar aldı. %1 işlem payını bankaların %10'a çıkarttı. Yani dedi ki istediğiniz gibi Türk lirası alın satın, alanınızı genişletiyoruz. Aynı zamanda bu şu demekti. Türk lirası alıp satarken dövizin yükselmesine göz yumacağız demeye getirdi aslına bakarsanız BDDK. Bugün bir başka açıklama daha yaptı. Bu da önemli. Aktif rasyosu bankalarda %95'ten 90'a, katılım bankalarında %75'ten 70'e çekildi. Nedir aktif rasyosu? Biraz ondan da bahsedeyim sizlere. Yani bankalar mevduat topluyorlar ve bunun karşına kredi veriyorlar biliyorsunuz. Topladıkları mevduat oranı %100 oluyor. Tamam, bununla ilgili bir sıkıntı yok. İstedikleri gibi mevduat toplayabiliyor bankalar. Ama kredi verecekleri zaman bir teminatı kenara ayırmak zorundalar. Ne olur ne olmaz. Belki batıklarımız artar vesaire diye. Yani öyle kafalarına göre aldıkları, topladıkları tüm mevduatı krediye çeviremiyorlar. BDDK aktif rasyosunu kıstığı zamanlarda bankalara diyor ki tamam sen mevduat topla, yani piyasadaki parayı çek ama piyasaya çok para verme. Kredi musluklarını biraz kıs demeye getiriyor. Arkadaşlar buradaki tablo o değil. Eğer BDDK sahiden piyasadaki parayı korkunç bir şekilde azaltıp kur üzerinde bir baskı yaratmak istiyor olsaydı bankaların aktif rasyosunu %95'ten %70'e çekerdi. Katılım bankalarının aktif rasyosunu da %75'ten %50'ler seviyesine çekerdi. Böylece sahiden piyasadaki parayı daraltırdı, dövize olan ilgiyi azaltırdı ve yükselmesini engellerdi. Ama BDDK aynı Merkez Bankası'nın faiz arttırımı gibi o kadar küçük bir rasyo indirimi yaptı ki arkadaşlar alenen şunu söyledi. Bakın bu attığımız adımın yarın öbür gün çok daha büyüklerini atabiliriz kur şok yaşadığında. Bugün elinizden geldiğince mevduatlarınızı neye çevirirseniz çevirin. Döviz alacaksanız döviz alın. Kredi verecekseniz kredi verin demeye getirdi. BDDK Merkez Bankası'ndan da ileriye giderek kurun şok yaşaması için önemli bir adım daha attı. Zaten bu karardan sonra da döviz 7.80'in üzerine bir kez daha tırmandı. Çünkü bu karar öncesinde 7.70 aşağıya doğru zorluyordu. Bu karar alındıktan sonra tekrar kendisini 7.80'in üzerine attı. Yani piyasayı doğru düzgün okuyan herkes bu söylediklerim gibi düşündü ve dolayısıyla buna göre de dövize yatırım yapmaya, döviz almaya devam etti arkadaşlar. İşin gerçeği şu, bundan sonraki süreçte dolar yükseliş eğilimini hızlandırarak devam edecek ve bu nedenle özel sektör açık pozisyon bırakmak istemiyor. Küçük yatırımcı tasarrufta kalarak kendini koruma altına almaya çalışıyor. Hangi alanlarda? Dolarda, dövizde daha doğrusu ve altında. Gelelim biraz da altını konuşalım. Altında ne oluyor? Altında bir geri çekilme yaşandı. Hemen herkes 1500'e gidiyor, 1300'e gidiyor falan demeye başladı. Israrlı bir şekilde hayır gitmiyor dedim. Altın çok daha sert bir şekilde yükselmeye devam edecek dedim. Keza gümüş için de aynını söyleyebilirim. Diğer değerli metaller için de aynı söyleyebilirim. Altın nasıl yükselecekse onlar da paralel olarak yükselecekler. Hatta gümüş altına göre çok daha fazla düştüğü için çok daha fazla ve agresif bir şekilde yükselecek. Ya da platin, fark etmez arkadaşlar.
Altının yükseliş eğilimi 2100, 2300, 2500 hatta seneye bu zamanlarda 3000 seviyelerini konuşuyor olacağız. Hem kurdaki agresif yükseliş, devalüasyonist hareket, aynı zamanda onstaki 3000'e doğru giden hareket bizi gram altında önümüzdeki yıl bu zamanlarda 1000-1500 lira aralığına götürecek. Bunları konuşuyor olacağız. Yakın zaman içerisinde önce 600 liranın üzerine tırmanacak gram altın. Daha sonra 800 lirayla 1000 lira aralığında gezecek. Hem devalüasyonist etki hem altın onsun 2300'e gittiği dönemde de 1000 lira ve üstünü konuşuyor olacağız gram altında arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Dünya bu kadar büyük bir pandemiye doğru ilerlerken dünyanın en yetkili ağzı olan Dünya Sağlık Örgütü ikinci dalganın koşa koşa geldiğini ve 1 milyon insanın daha bu hastalıktan dolayı öleceğini söylerken, aşı çalışmalarının sonucuna bir türlü gidilememişken, gidilmiş olanlar da 7 milyarlık insan nüfusuna yetişemeyecekken üretim bazında bu işin önünü almak mümkün değil arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasalarında çakılmalar, altın ve dolar cephesinde de yükselişler görmeye devam edeceğiz. Dolar endeksi kendisini yüzün üzerine atacak. Türkiye'de dolar 14-15 liralara tırmanacak. Altın önce 2100 sonra 2300'e gidecek çok yakın vadede. Orta ve uzun vadede ise 2500 ve 3000 doları zorlamaya başlayacak. Aynı şey gram altında da birebir gerçekleşecek arkadaşlar. Onun için bu dönemde lütfen her konuşan değişiğe inanmayın. Her değişik bir şey söyleyecek muhtemelen. Çıkacak altın 300'e düşecek, 200'e düşecek diyecek gram altın için. Altının onsu için 1000 dolar olacak diyecek. Borsa uçacak kaçacak 200 bin lira gidecek diyecek. Dolar 5 lira olacak diyecek. Söylemesi kolay. Hiçbir şey okumadan, hiçbir şeyi tahlil etmeden, analiz etmeden sadece işkembeyi kübradan sallamaya devam edecekler. Sonradan da ağız değiştirmeye devam edecekler. Bunların teknesine binerseniz her seferinde batmaya ve ıslanmaya hatta boğulmaya mahkumsunuz. Onun için bunların teknesine hiç binmeyin. Çok da fazla söylediklerine kulak vermeyin. Şöyle düşünün. Ne zaman haklı çıktılar ki bugün haklı çıksınlar? Evet arkadaşlar, size tek tavsiyem sakin olun ve her zaman olduğu gibi koltuğunuza yaslanın, keyfini çıkartın ve benim gibi kahvenizi yudumlamaya devam edin. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere blockchain teknolojisi, bitcoin, kripto paralarla ilgili çok değerli bir kitap ücretsiz olarak, hediye olarak ve kargo ücretinde ben karşılayarak gönderiyorum. Eğer ki bu kitaba da sahip olmak istiyorsanız yeni üyemiz olabilirsiniz. Ama bu kitap için değil sadece. Kanalımıza destek vermek, kanalımızın büyümesinde sizin de bir rolünüzün olmasını istiyorsanız katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Öbür taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.